Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde birkaç önemli unsur var üzerinde duracağımız. Bunlardan bir tanesi futbol. Cuma günü ve aslında hafta boyunca da Türkiye'de bizim ligimizdeki Avrupa'da çalışan, Avrupa'daki kupalara katılmış olan takımların yapmış oldukları karşılaşmaların, almış oldukları sonuçların detaylarını gördük. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın mağlubiyetleri, Trabzonspor'un mağlubiyeti, Başakşehir'in sadece bir galibiyeti var. Sene başından bu yana Türk takımlarının Avrupa arenasındaki başarısızlıkları çok fazla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla biz bir parça Sefer Yüksel'le birlikte bunun üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Arkasından yine bir başka önemli tartışma konusu Türkiye'de vergiler. Özellikle Türkiye'de dolaylı vergilerin ne kadar yüksek olduğundan dem vuruluyor. Bu sene dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı bir miktar geriledi ama bu gerileme ağırlıklı olarak ekonominin daralmasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki seneye ilişkin bakış nasıl? Bütçeyi nasıl şekillendirmek lazım derken Gelir İdaresi Eski Başkanı Sayın Osman Arıoğlu yine programımızın konuklarından bir tanesi olacak. Yurt dışındaysa tartışmalar biraz daha jeopolitik düzlemde devam ediyor. Bu çerçeveden baktığımızda aslında NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde çok tartışma var. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapmış olduğu açıklamaları dinledik. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti şeklinde. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan ona gelen tepkiler var. Yine programımız çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kıvanç Ulusoy'la birlikte de bunların değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Önce piyasalarda rakamlar bizlere haftayı kapatırken neler söylüyor, hızlıca ona bakalım. Oldukça pozitif bir performans görmüştük hafta boyunca genel anlamıyla piyasalarda. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda endeksin de 96-97 binlerden 103.500'lere kadar geldiğini gözlemlemiştik. Bugün seans başladıktan sonra 104 bine kadar gittik. Ancak oranın üzerine kalamayan endeks bir parça realizasyon görüyor. Şu dakikalarda da dönüp baktığımızda yine benzer şekilde aşağı yönlü hareketin biraz daha ön planda olduğunu söyleyelim ama sınırlı diyebiliriz. Yani bankalar özellikle son 4-5 işlem günü içerisinde %6'nın üzerine performans göstermişti. Şu dakikalarda orası biraz daha yatay. Sınai endeks üzerinden gelen satışlar var. Bu arada bankalar demişken Halk Bankası'nı ayrı bir yere koymak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların arkasından Halk Bankası'ndaki prim şu anda %4'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Trump'la yapılacak görüşmede Halk Bankası meselesinin de ön planda olacağını ifade etmişti. Dolayısıyla bankadan bankaya farklılaşan bir fiyatlama var. Özellikle Halk Bankası'nda %4'lük prim varken Yapı Kredi'de %1.6'lık aşağı yönlü hareket olduğunu izliyor, takip ediyoruz. Kur tarafında sınırlı yukarı yönlü hareketler var ama nispeten biraz daha stabilize oldu gibi görünüyor kur cephesi bu hafta. 5.75-5.76 arasında denge bulmaya çalışan bir dolar TL izliyoruz. 6.35'lerde de yine euro TL fiyatlaması olduğunu söyleyelim. Sepet bazında Türk lirasının şu an itibariyle 6.05-40'lar civarından işlem gördüğünü aktaralım. Faiz tarafında sınırlı yukarı yönlü hareketler var yine. Gösterge kağıt bileşik faizi %12.13 düzeyinde. 10 yıllık faize baktığımızda %12.77'lik bir fiyatlama olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye'nin CDS'leri 317 bas puanda. Opsiyon oynaklığı ise %10'ların altına düştü. Uzun bir aradan sonra bir aylık bazda baktığımızda dolayısıyla aslında önümüzdeki dönem açısından kur oynaklığının azalmış olması şirketler cephesi adına da önemli bir haber akışı sağlıyor bize. Avrupa borsalarında da aslında ticaret savaşı müzakereleri üzerinden bir parça pozitif fiyatlama görmüştük. Rekor düzeylere kadar gidiş yaşandığını izlemiştik. Avrupa borsaları 4 yılın zirvesindeydi. Amerika rekorlardaydı. Bugün oralarda da bir parça realizasyon var. Londra'da FTSE'yi, aynı zamanda Paris'te Kakaran endeksini %0.3'ler civarında, Frankfurt'ta DAX endeksini ise %0.4'lere yaklaşan oranlarda aşağıda görüyoruz. Amerikan vadelilerine bakalım. Oradaysa yukarı yönlü bir beklenti şu an itibariyle ön planda kalmaya devam ediyor gibi. Yatay bir beklenti şu an itibariyle ön planda kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Dow Jones vadeleri yatay. Nasdaq ve S&P 500 vadelerinde ise %0.1 civarında aşağı yönlü
hareket var. Bütün rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidelim iş yatırıma. Halil Barışkan bizleri bekliyor orada. Halil, özellikle hafta borsa için pozitif geçti. Bugün sınırlı aşağı yönlü hareketler ve hisse bazında farklılaşmalar var. Dolayısıyla burada yönün ne tarafa doğru evrileceğini, buradan daha yukarısının var olup olmayacağını nasıl görüyorsunuz? Bir de Halk Bankası'nda biraz önce de söyledik bir pozitif ayrışma var. Dolayısıyla bu hareketin devamı 13'ündeki toplantıya kadar beklenebilir mi, ne dersin? Merhaba Açıl. Öncelikle Halk Bank konusunu konuşursak tabii son dönem Halk Bank'la ilgili çok negatif bir haber akışı gördük. Hem Senato tarafında hem yargı tarafında. Bu tabii haberle beraber birazcık yukarı gitti, piyasadan ayrıştı. Esasında son belki de 5-6 iş günü endeksten ayrıştı, negatifliği aldı diyebiliriz banka endeksinden. Bunun devamını şöyle bekleyebiliriz. Büyük ihtimalle 13'üne kadar ekstra bir haber akışı olmazsa Halkbank'ta güçlü seyir devam eder. Çünkü Halkbank'ın Senato tarafında Trump ne kadar müdahil ya da hakim olabilir açıkçası çok emin değilim, ama yine de piyasa beklentiyi satın almayı sever. Oraya kadar devam edebilir, çünkü yargı tarafı da aralarda verilen sürelerle beraber 2 aralığa kadar şimdilik ertelenmiş görünüyor. O nedenle buradaki pozitif seyir endekste güçlü olduğu için bir süre daha devam edebilir. Endeks tarafında da açıkçası biraz önce bahsettim, tabii risk primlerimizde de çok uzun süredir görmediğimiz düşük seviyeleri görüyoruz. Algıda bir düzelme var diyebiliriz. Hisse senedi tarafının da aslında devam etmesini bekliyoruz. Burada daha önceki rallilerden daha farklı olarak benim dikkatimi şu çekti. Normalde biz böyle bir harekette 99-98'den 104'lere kadar gelen harekette tabii bankaları genelde görürdük. Ama düzenlemeden de kaynaklanıyor olabilir. Banka tarafında biz çok bir hareket görmedik. Esas bu sefer hareket çok uzun süredir hisse senedi piyasasında sanayi olsun, işte hava yolları olsun vesaire çok kötü bir bilanço süreci yaşadı bu sanayi ve hava yolu şirketleri. Türk Hava Yolları adına konuşuyorum. Fakat ona rağmen bilançolardan sonra özellikle bu hisse senetlerinin primiyle beraber biz endeksin gittiğini gördük. Hakeza, Aselsan, Hava Yolu, daha sonra Ereğli, Kardemir vesaire. Yani burada belki de son dönem konuşulan Türkiye ekonomisi için en kötü geride kaldı mı? En azından dibi görmüş olabilir miyiz sorusunun ben birazcık daha tabii piyasada fiyatlanmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü genelde borsa en az 5-6 ay önden bu işleri fiyatlamaya başlar. Fonlar buna ikna olduysa eğer biz bunu göreceğiz. Buraya kadar düğüt ağırlıklı bir alım görüyorduk biz. Bundan sonra buralarda bir dengelenme ve yabancı kurumsal alışlarını görürsek eğer bu görüşümüzün doğru olduğunu teyit etmiş olacağız. Daha sonra bankaların katılmasıyla beraber açıkçası önümüzdeki 5-6 ay boyunca biz 106 binlerin üstünü rahat görecek bir borsa olacağını düşünüyoruz. Çünkü %10 civarında hala gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışmış bulunmaktayız. 2018'deki ayrışmayı saymıyorum bile. Yeter ki burada haber akışı sakin olsun. Onun haricinde Türkiye biraz önce bahsettiğim ekonomik hikayeyi yakalamışsa eğer, önümüzdeki süreçte veriler de eğer desteklerse borsa tarafının biz daha yukarı gitmesini bekleriz. Önemli seviye 105.800-106.000. Ben açıkçası 100.000'in altına gelmediğimiz sürece düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi yayınlar. Halil Barışkan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu yorumlar için. Şimdi Sefer Yüksel'le sohbetimize başlıyoruz. Sefer, hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. Şimdi piyasadaki genel hani Türkiye'de futbol piyasasındaki genel sorunları seninle sürekli konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Lakin bunların içerisinde çok ön plana çıkan tartışmalardan bir tanesi, hiç kuşku yok ki verdiğimiz maaşlarla aldığımız performans arasındaki bozulma. Ciddi bir verimsizlik var. Yani. Çok ciddi bir verimsizlik var ve bu verimsizliğin son örneğini de aslında Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden kulüplerimizin maalesef başarısızlıklarından net olarak görüyoruz. Galatasaray'ın mağlubiyeti, ki ağır bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş'ın 4 maçta 0 puan çekmesi. Trabzonspor'un aslında kendi ayarında olmayan bir grupta bu kadar başarısız sonuçlarla devam edebilmesi. Ve sadece Başakşehir, ki Başakşehir'in de bayağı zayıf bir grubu vardı. Ama orada alınmış olan galibiyetler ve puanlar var. Ama bunun haricinde elimizde iler tutar bir şey yok. Üstelik
Bu başarısızlık, yani bu seneki 4 temsilcimizin de bu denli başarısız olması, gelecek yıllarda Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını kaybetmesiyle de sonuçlanabilir. Sonuçlanabilir, evet. Ya şimdi açıl senin bahsettiğin gibi istersen şeyden başlayalım. Biz burada seninle defalarca kulüplerin mali sorunlarını konuştuk. Bu mali sorunları yaratan nedenlerin başında da fütursuz ve yüksek transfer harcamaları geliyor. Bir tanesi de buydu. Şimdi bakıyorsunuz kulüplere ciddi rakamlar harcıyorlar. Bir futbolcuya 7-8 milyon eurolar veriliyor. Niçin yapılıyor bu? UEFA'da, Avrupa'da başarılı olma adına, oradaki gelirleri de elde etme adına. Çünkü baktığımızda içerideki gelirler belli. Zaten dört büyükler dışındaki kulüplerin %80'inin geliri naklen yayından geliyor. Bunun ticari gelirleri var, maç günü gelirleri var, sponsorluk derken Avrupa gelir kalemi çok önemli bir kalem. Özellikle de bunu zaten Beşiktaş örneğinde gördük. Şampiyonlar Ligi gelirleri düşünce kulübün geldiği mali durum ortada. Ne yaptı mesela Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray yaklaşık 65 milyon euro yıllık bütçeli, ücretli yani toplam oyuncu ücreti bir kadro kurdu. Kağıt üzerinde ya da tutarlarda baktığında belki Galatasaray tarihinin en başarılı, en iyi kadrosu diyemeyiz ama hani kağıt üzerinde de çok en maliyetli kadrolardan birisi. En maliyetlilerden bir tanesi. Bunu niye yaptı Galatasaray? Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma adına dönüp bakıyoruz sadece 1 puan almış. Şimdi ben bu rakamlar çıkardım. 1 puan. Bu kadar maliyet yaratıyorsun. 4 maç sonunda ortada 10.8 milyon euroluk bir ödül var. Yani 3 puan alsaydı 10.8 milyon euro para girecekti kasasına. 4 maç sonunda sadece bir beraberlikte 900 bin euro gibi bir rakam girmiş oldu. Diğerlerinde de durum farklı değil açıl. 4 maç sonunda işte Başakşehir, Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'ın potansiyel alacağı rakam 17.6'ymış. Puanlar itibariyle 17.6 milyon euroluk bir prim alma şansı varken sadece 2.4 milyon euro gelir elde edebilmişler buradan. Bunun da 1.3 milyarı sen de bahsettiğin gibi Başakşehir. İki galibiyet bir beraberlikle. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde verilen beraberliğe verilen 190 bin euro var. Galibiyete verilen 570 bin euro gibi bir rakam var. Beşiktaş'a geliyorsun. Şimdi Beşiktaş'ın da sorunlarını çok konuştuk. Şimdi bir virgül koyayım. Arkadaşlarımız son dakika gelişmesi olarak tabii aktarıyorlar. Sayın İbrahim Çeçen'in IC grubu yönetim kurulu başkanı. Sayın İbrahim Çeçen'in bir açıklaması var. Üçüncü köprüdeki Bloomberg HT'ye özel Ali Çağatay'a yapmış olduğu açıklama bu. Üçüncü köprüdeki Aslal hisseleriyle IC'ye ait %20 hisseye Çinliler talip diyor İbrahim Bey. Üçüncü köprü projesi ve bağlantı yollarıyla birlikte bakıldığında buradaki ağırlıklı hisse Astaldi ve IC Grup bünyesindeydi. IC Grup kendi %20'siyle birlikte Astaldi'de İtalya'da yaşadığı sorunlar nedeniyle zaten çıkışını açıklamıştı. Dolayısıyla buradaki %20'lik Astaldi hissesi artı İbrahim Çeçen'in IC Holding'in %20 hissesiyle birlikte eğer satış gerçekleşirse 3. köprü ve bağlantı yollarının %40'lık bölümü Çinlilere geçmiş olacak. %20 Astaldi'nin hissesi. Dolayısıyla bu da satışa konu olduğu için sonuç itibariyle 3. köprüde böyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. İtalyanlar bu noktada zaten İtalya'da kendi yaşadıkları problem ve kriz nedeniyle çıkmak istediklerini 1,5 yıl kadar evvel dile getirmişlerdi. Aradan geçen süreç içerisinde de burada Çinlilerin alıcı olarak talip oldukları söyleniyor. Önümüzdeki dönemde takip edeceğiz bu satış gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi diye. Böldüm, devam edelim. Beşiktaş demiştin en son. Estağfurullah, hayırlı olsun bu arada dönem dönem biz Çinlilerin. Eğer satış olursa tabii talip ediyorlar. Çinlilerin Türkiye'de bazı projelere talip olduğunu duymuştuk. Bu da onlardan bir tanesi. Yol kuşak projesi çok ön plana çıktığı için onlarda Çinlilerin dünyanın hemen hemen bu rotasındaki her bölgesinde liman, köprü, lojistik avantajı sağlayabilecek ne varsa hepsinde bir saf tutma çabası olduğunu çok biliyoruz. Bunu da onun bir parçası olarak görmek lazım. Evet, hayırlı yani olsun diyelim eğer olursa. Beşiktaş'a dönelim. Beşiktaş'ta şimdi yaklaşık 32-33 milyon euroluk bir kadro maaşı var. Toplam yıllık yani kadroya dönen maaş. Geliyorsun, dönüyorsun, grup da ortada aslında. Çok da zorlu bir grup değildi Beşiktaş'ın olduğu. 0 puan ve hiçbir gelir elde edememiş buradan performans karşılığında. Trabzon'u hani biraz makul karşılayabiliriz. Burada da konuştuk. Trabzon'un bütçesi 19 milyon euroya
kadar düştü. Evet, grubunda çok kolay takımlar vardı. Mevcut Trabzonspor kadrosu o gruptan en az bir 7 puan çıkarmalıydı. Onlar da sadece 190 bin euro elde edebilmiş. Yani şimdi buradan şey geliyoruz. Bu kadar yani 190 bin euro elde edebilmiş dediğin yol parasına yetmez. Yetmez. Yani yol parasına yetmez, yemek masrafına yetmez. Şimdi madem durum bu. Yani burada işte şey sorusu geliyor. Avrupa'ya gittiğimizde gerçekten işte bir Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl ya da önceki yılki ciddi bir hem ayak bastı parası ve gruptan çok ciddi puanlar almıştı. Orada ciddi bir gelir yaratmıştı. 14 puan yapmıştı Beşiktaş. 14, çok büyük gelir elde etmişti. 30'a yakın 28 milyon euro mu ne ayak bastı parası vardı. Diğer puanlarla beraber aldığı yaklaşık 48 milyon eurolara kadar ulaşmıştı. Şimdi aslında böyle bir potansiyel olan bir yer. Şimdi sadece ayak bastı paralarıyla kalmış gibi bir tablo var gözümüzün önünde. Dolayısıyla madem böyle Avrupa'da bu hale geliyoruz. Avrupa'daki pastadan ki UEFA ciddi para dağıtıyor açıl. Yani baktığımızda katılım ücreti olarak mesela Şampiyonlar Ligi'nde 15.25 milyon euro veriyor. Galibiyet primini geçen yıl çok artırdı. 2.7 milyon euroya çıkardı. Beraberliği 9 bin euroya çıkardı. Yine Avrupa Ligi'nde gruplara katılımı 2.9 milyona çıkardı. Galibiyeti 570 bin euroya çıkardı. Ya bu kadar pasta varken buradan yararlanamıyorsak bu sefer Sayın Ali Koç'un geçmiş dönemde yaptığı şey açıklaması geliyor. Hani Avrupa kulüp Avrupa'ya Türk kulüpleri katılmasın uzun bir süre, bir 5 yıl. Önce kendi içimizi temizleyelim. Kadro maliyetlerini artırmayalım açıklaması geliyor. O zaman tepki çekmişti ama hani tablo bu olacaksa gerçekten o açıklamada Ali Bey'e de hak vermek gerekiyor gibi gözüküyor. Yani zaten gittiğimizde de pek fazla başarılı olamıyoruz ama elbette burada önemli olan şey de kadro maliyeti değil sadece. Yani Ajax gibi bir örnek var işte karşımızda. Geçen evet. sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar. 23 milyon euro hocalarının geçen iki kadro için yıllık ödedikleri tutar. Diye 23, açıklama yaptı. 23 milyon euro futbolculara yıllık maaş ödediler geçen yıl. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Şampiyon. Bu yıl kaç para diyorlar açıklıyor musun? Yaklaşık 17 milyon euro. Peki Süper Lig'deki en düşük bütçeli takım 10 milyon euro ödüyor. Ya şimdi anomaliye bakar mısınız? Yani şeye bakıyorsun, yayın gelirlerine bakıyorsun. Tamam Hollanda Ligi'nin yayın geliri çok aşırı yüksek değil baktığınızda ama Ajax'ın yayın geliri yaklaşık 14 milyon mu 13 milyon euro mu neydi yanlış olmasın 1-2 milyon oynayabilir. Bizim Karabükspor küme düşerken o yılki örnek çok önemliydi. Karabükspor daha fazla yayın geliri elde etmişti neredeyse Ajax'tan. Yani burada yanlış başka bir yerde, başka bir planlamaya gitmek gerekiyor. Nerede yanlış vara bakarken istersen şuradan bakalım. Biraz önce dedik ki Galatasaray'ın kadro maaş büyüklüğü 65 milyon euro. Evet. Galatasaray'ın Transfermarkt verilerine göre baktığımızda toplam oyuncularının piyasa değeri, yani bugün satmak istesen piyasada bulabileceğin yaklaşık değer ölçülüyor burada. Evet. 65 milyon euro maaş ödediğin oyuncuların 122.8 123 milyon euro. 103 milyon euro. Dolayısıyla aslında ne kadar düşük değerli oyunculara ne kadar yüksek maaş ödediğimizin bir göstergesi bu. Ya şimdi burada oran 1'e 2. Ajax'ın rakamını söyleyeyim açıl ben sana 376 milyon euro şu an 17 milyon euro maaş ödediği futbolcuları satmaya kalksa senin bahsettiğin gibi Transfermarkt'ta o yaklaşık değeri diyor 376 milyon euro. Bu da bizim aslında hani verimsizlikten bahsettik ya ne kadar yaşlı ya da yanlış kadroya ne kadar yüksek para ödediğimizi gösteriyor zaten kulüplerin. Beşiktaş'ta da durum farklı. Hep Galatasaray üzerinden gidince alınmasın. Ama Şampiyonlar Ligi düzeyi olduğu için ister istemez Galatasaray'a kesinlikle, gidiyoruz. Kesinlikle. Beşiktaş'ta da 78.8 milyon euro. Takımın değeri var toplam Transfermarkt'taki bütçe 33 milyon. Yani orada da neredeyse bir ikilik bir durum var. Bir Trabzon'da işte doğru iş yaptı dedik ya Trabzon'da. Ahmet Ayaoğlu'nu da burada yayına almıştık. Maliyeti düşürmüştü. 18 milyona 70 milyon. Yani orada biraz daha makas açık. Burada Yusuf Yazıcı satıldı. Yusuf Yazıcı satılmamış olsa daha da yüksek olurdu. Dolayısıyla burada hani Avrupa'da önemli örnekler gördüğümüz genç ve düşük ücretli futbolcuları parlatıp piyasa değerinde yükseltmek. Yani bu işin çözümü buradan geçiyor. Ya bir oyuncuya 7 milyon euro verip onu oynatamamak değil. Daha önce yani bu sene Falcao da aynısı oldu.
Daha önceki sene Beşiktaş Pepe'ye 5,5 milyon euro para verdi. Negredo oldu. Alamadı. Ondan önceki dönemde Van Persie'ye Fenerbahçe verdi. 7-8 milyon euro civarında bir maaş. Evet. Ondan verim alamadı. Bunlar yerine biraz daha gençlere yönelip eğer yabancı alacaksak da sadece öz kaynak düzeni değil, elbette öz kaynak düzeni çok önemli ama bizdeki altyapı pek öyle değil, boğuluşana kadar alacaksak da genç ve umut vaat eden oyuncuları belki biraz daha takımlara monte etmek avantajlı olacak. Bir o var Açıl, bir de iki işte hani sen de programında konuk ediyorsun yere yöneticileri, dışarıda da konuştuğumuzda ortaya çıkan bu tarz pahalı maliyetli futbolcular, hani adı üstünde bu bir takım. Takım oyununu bozuyorlar. Takımdaki takımdaşlığı bozuyorlar. Niye? Mesela Falcao örneğinde olduğu gibi 3 milyon, 2 milyon oynayan futbolcular var. Karşıda 6-7 milyon alan futbolcu var. Beşiktaş'ta Negredo hatırlarsan yaklaşık 5.9 mu 6.2 mi o kadar bir rakam alıyordu. Aşağıda... Ben o kadar hatırlamıyorum Negredo'yu. 3.7 hatırlıyorum ama. Bir şeylerle beraber, bonuslarıyla beraber yüksek bir imza parası da almıştı. O dönem çok ciddi hatırlarsan pas verdi vermedi tartışmaları da olmuştu. Bu takımdaki dengeyi de bozuyor. Hani bir yandan bilançoyu bozarken ekip ruhunu da bozuyor. Bu da ciddi bir sorun yaratıyor aslında. Burada hep beraber bir iş çıkarırken senin yanındaki kişi senin 3 katın maaş alıyorsa işi de sen yap diyebilirsin. Kesinlikle. Öyle mi? Yani çok ekstra yetenekleri olabilir, çok hani başka bir şey olabilir. Kaliteli oyuncu daha yüksek ücret de alabilir ama diğerleriyle arasındaki makasın bu kadar belirgin olmaması lazım. Olması herhalde. Lazım. Burada bir de şimdi Beşiktaş'tan örnek vereceğim. Şenol Güneş'in giderkenki açıklamaları ve bir dönemki açıklamaları hatırlarsan benim hani transfer istemiyorum, ben mevcut futbolcunun parasının ödenmesini istiyorum. Dolayısıyla mevcut futbolcunun parasını ödeyip aradaki uçurumu artırmadığın sürece takımdaşlığı, takım ruhunu yaratırsın. Ki Ahmet Nur Çebi de burada senin yayına gelmişti hatırlarsan. Yayın öncesi konuştuğumuzda başkan olursanız sorunu nasıl çözeceksiniz dediğimizde güzel bir dokunuşla ben bunu çözerim dedi ki... Başkanlıktan sonra da aslında bir toparlanma da gördük sahada yansımada. Yani burada önümüzdeki dönem ne yapılacağı, gelecek sene ne yapılacağı ana belirleyici olacak Kesinlikle. Gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum teşekkür sana. Değerlendirmeleri ve yorumları aldık. Futbol sohbetini burada noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Gelir İdaresi Eski Başkanı Sayın Osman Arıoğlu bizlerle birlikte olacak. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Gelir İdaresi Eski Başkanı Sayın Osman Arıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkürler Açıl. Genel anlamıyla hem Türkiye'nin bütçesini, gelecek yılki bütçesini, hem bu yıl itibariyle yaşanan tabloyu, hem de en çok vergi adaleti üzerinde tartışma yaratan mesele dolaylı vergilerin yüksekliği. Bunların nasıl bertaraf edilebileceğini değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Müsaadenizle biz sohbetimize başlamadan evvel bir araştırma masasına döneyim. Gizem Uzuner bizleri bekliyor orada. Gizem, biz bütçe üzerine odaklanacağız ama bir yandan da hazinenin nakit gerçekleşmeleri geldi. Bütçenin öncüsü diyebiliriz. Dolayısıyla oraya baktığımızda tablo öncelikle bize ne söylüyor diye sorayım. Sonra devam edeceğiz seninle. Aslında ekonomistlerin beklentisine paralel geldi Açıl. Gerçekleşen rakam 11.9 milyar TL'lik bir nakit bütçe açığı verdiğimize işaret ediyor. Hemen grafik üzerinden de son seyri göstermiş olayım. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki hesabı çıkartacak olursak, yani 2018'in Ekim ayında hatırlatmak gerekirse 1.5 milyar TL'ye kadar çıkmıştı. 12 aylık toplam açık böylece 10.4 milyar milyarlık bir yükselişle beraber 121 milyar seviyesine ulaşmış oldu. Bu durumda bütçe açığının Ekim ayı sonu itibariyle milli gelir oranı %2.8 seviyesine kadar yükselebilir, ona ima ediyor ekonomistlerin söylediği kadarıyla. Gerçekleşen rakamdaki diğer detaylardan da bahsetmeye çalışayım. Geçtiğimiz yılın son aylarında özellikle gelirleri olumlu yönde etkileyen tek seferlik gelirlerin bu yıl aynı katkıyı vermediğini gördük ve zayıf aktivite tarafından kaynaklı olarak da gelir tarafı, gelir kalemi son aylarda olumsuz seyrediyor. Bakanlık Ekim ayında da iç borçlanma miktarını programın üzerinde gerçekleştirdi bu arada. Böylece iç borç çevirme oranına bakacak olursak
olursak Ocak-Ekim dönemi itibariyle %128 olarak gerçekleşti. 7 Kasım'da en son bir Eurobond ihracımız vardı. 2019 yılındaki yurt dışı piyasalardan, uluslararası piyasalardan borçlanmada 11.2 milyar dolarlık yıllık bazda bakılacak olursak rekor bir seviyeyle gerçekleşmiş oldu. Bir de bakanlığın açıkladığı 2019 yılı hedeflerini de hatırlatayım kısaca. Hem gerçekleşmelerle hem de 2020 tahminlerini de telaffuz etmiş olalım. 2019 yılında iç borç çevirme oranı gerçekleşme tahmini %121'di. Şu anki bu 10 aylık rakamlar %128'e işaret ediyor. 2020 yılı programı için bu oran %104. 2020'de toplam iç borç ödemesi 287 milyar TL şu anki rakamlarla ve 2019 yılında bu rakam 128 milyar TL'ydi. Dolayısıyla önümüzdeki yıl iç borç ödemesinde çok ciddi bir artış meydana gelecek. Toplam iç borçlanma 2019 yılında 106 milyar TL'ydi. 2020'de toplam iç borçlanma 300 milyar TL ile yine bu yılın üzerinde olacak. Dış borç ödemesine baktığımızda ise 2020-2019 yılına oldukça yakın. 2020'de uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla beraber 9 milyar dolarlık da bir finansman sağlanacak. Yani 2020 yılının en göze çarpan aslında gelişmesi yüklü bir iç borç yükümüzün olması. Bir de bütçe açının bundan kaynaklı genişleyecek olmasından kaynaklı kamu tarafında, kamu finansmanı tarafında biraz piyasalarda özellikle faizler kanalıyla baskı olabileceği şeklinde ekonomist yorumlarının olduğunu da aktarabilirim aynı zamanda açıl. Gizem, bir de işin diğer önemli boyutu, bizim de biraz sonra Osman Bey'le üzerinden gideceğimiz kısmı, Türkiye'deki dolaylı vergilerin yüksekliği. Bu çerçevede Türkiye'yi bir yurt dışıyla OECD ülkeleriyle kıyaslayalım. Ne çıkıyor karşımıza? Açıl OECD rakamları üzerinden de gidelim hemen. Ben burada direkt G20 ülkeleriyle kıyasladım. Daha fazla tablo kalabalık olmasın diye aslında. Şimdi şu aşamada ilk etapta vergi gelirlerinin toplam milli hasıla üzerindeki oranına bakalım. OECD ülkelerinde neymiş tablo diye. Şu aşamada en son 2017 rakamları itibariyle gitmek gerekirse G20 ülkelerinde vergi gelirlerinin milli hasıla oranı %34'ler seviyesinde. Hemen listeden Türkiye'yi de buluyorum. Türkiye'nin şu anki oranı ise %25 seviyesinde. Yani OECD ortalamasından toplam gelirlerin milli hasıla oranına baktığımızda düşük kaldığı görülmekte. Gelirler üzerindeki rakamlarla ilerlemeye çalışayım. Yine aynı şekilde tabloyu G20 tarafına çevirecek olursak G20 ülkelerinde milli hasıla oranının vergi gelirlerinin %8.24 olduğu görülüyor. Aynı tabloda Türkiye'nin klasmanına bakacak olursak %3.62. Yani gelirlerin aynı zamanda oranı da aynı şekilde G20 ülkeler arasında oldukça sınırlı kalıyor, az kalıyor. Kurumlar vergisi üzerinden bakmak gerekirse OECD ortalaması mesela toplam milli hasılasını OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda %2.87. Ancak Türkiye bu anlamda da OECD ülkelerin içerisinde de kurumlar vergisinin milli hasıla oranı olarak bakacak olursak en zayıfı %1.7 civarında olduğu görülüyor. Yani bu alanda da aynı şekilde milli hasılaya payla bakacak olursak OECD ülkelerinin altında kaldığımız görülüyor. Gizem, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler için. Gelir İdaresi Eski Başkanı Sayın Osman Arıoğlu ile sohbetimize başlıyoruz. Şimdi Osman Bey, öncelikle tabii Türkiye'de geçtiğimiz yıl bir ciddi kur şoku yaşandı. Kur şoku sonrasında ekonomide ciddi anlamda büyüme hızının örselendiğini, işte 7'lerin üzerindeki büyümeden sıfırlara doğru evrildiğini görüyoruz. Hal böyle olunca ekonomik aktivitedeki daralmanın vergi gelirleri üzerindeki yansımasını da çok doğrudan izliyoruz. Görüyoruz. Hem KDV hem ÖTV tahsilatı üzerinden, hem kurumlar vergisi üzerinden benzer şekilde. Nasıl görüyorsunuz 2020 bütçesi açıklandı, oradaki rakamları? Şimdi aslında iyiye doğru bir dönüşüm var, biliyorsunuz. Enflasyonda tek haneye gelindi. Dolayısıyla ekonomi canlanması da faiz oranlarının özellikle %14'lerin altına gelmesiyle beraber bir ekonomide ben bir canlanmada bekliyorum. Bu ilk yarıda belki tam görülmeyebilir ama ikinci çeyrekten itibaren daha net görmeye başlayabiliriz. Ve önümüzdeki yıl bu dönemlere geldiğimizde artık biz gene %4'ün üzerinde bir büyümeyle kapatacağımızı yılı rahatlıkla konuşabiliriz. Yani ben o anlamda bütçedeki hedef %5 koydular, biliyorsunuz. Gerçekleştirilebilir bir hedef gibi geliyor bana.
Bir terslik olmazsa tabii bu arada tekrar. Peki bütçenin gelir gider dengesini ve oradaki bakış açısını nasıl gördünüz? Gider olarak 1 trilyon 95 milyar lira, gelir olarak 956.6 milyar liralık bir öngörü olduğunu görüyoruz. Bir önceki yılki yeni ekonomik programla arada bir miktar farklılaşma, biraz daha realizasyon var gibi görünüyor. Tabii doğal olarak çünkü... İşte sizin de bahsettiğiniz gibi 2018 döviz atağından sonra 2019 yılı biraz hani rehabilitasyon yılı gibi geçti ve ancak Ekim ayından itibaren bir toparlanma, daha doğrusu enflasyonda düşüş ve yatırım yapılabilir seviyelere faiz oranlarının yavaş yavaş döndüğünü gördük. Böyle olunca 2020 rakamlarının da biraz revize edilmesi gerekiyordu. O anlamda bütçeyi hani bugünden bakarsanız gene biraz belki iddialı bulunabilir. Ama tutturulamaz mı? Tutturulabilir gibi geliyor bana. Peki şimdi bizim esas sizi davet amacımız Türkiye'deki dolaylı vergilerle ilgili süreç. Bununla ilgili olarak hani Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da açıklamaları oldu. Evet. Türkiye'de bir miktar bunun gerilemesinin söz konusu olduğuna dair ifadeleri de gördük. Şimdi benim sorum şu, geçen sene buradaki rakamlar ne ölçüde hani doğru kıyaslamayı beraberinde getiriyor, onu tartışabiliriz. Çünkü oran, hani verilen oran, Sayın Oktay'ın verdiği oranla bizim elimizdeki oranlar pek aynı görünmüyor. O yüzden şöyle sorayım, 2018'de vergi geliri Türkiye'de 621.3 milyar TL. Evet. KDV ve ÖTV tahsilatı 312 milyar TL. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi ise toplam bütçenin %35'i. Vergi gelirinin %35'i. Dolayısıyla böyle bakılınca %50 civarında bir dolaylı vergi. Üstelik de kur şokunun yaşandığı bir sene olması hasebiyle aslında nispeten ÖTV ve KDV tahsilatının düştüğü bir sene son iki çeyrekte. Evet. Nasıl görüyorsunuz dolaylı vergi oranını? Şimdi aslında ben şöyle söyleyeyim. Türkiye gelişmekte olan, hali hazırda yol alması gereken bir ülke. Gelişmekte olan, tasarruf açığı bulunan ve yatırım ve istihdamı ve de ihracatı desteklemesi gereken ülkelerde ben öncelikle önemli olan ekonomiyi büyütmek, yani ihracatınızı artırmak, yani üretiminizi artırmak, yani ekonominizi büyütmenin çok daha öncelikli konu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de tasarruf açığının bulunduğunu da Türkiye'de sizin programlarınızda sizler de dile getiriyorsunuz. Çok açık bir konumuz. O zaman bizde dolaylı vergilerin payının biraz yüksek olmasının eleştirilecek bir tarafı yok. Ben aksine bir de verginin ekonomi politikası aracı olarak biliyorsunuz aynı zamanda bir maliye politikası aracıdır vergi ekonomide. Dolaylı vergilerin daha etkin sonuç verebildiğini de görüyoruz. Özellikle ithalatla mücadelede. Yani daha doğrusu ithalatla mücadele demeyelim de lüks tüketimin azaltılmasına yönelik bir takım hamleleri, işte en son telefonla ilgili birkaç seferde realize edilen kararlarda olduğu gibi dolaylı verginin etkisini net olarak orada görebiliyoruz. Bu anlamda bir ekonomik politikası enstrümanı olarak da daha etkin kullanılabiliyor dolaylı vergiler. O yönüyle yani şu anki rakamlar evet biraz ekonomik canlılıkla, çünkü katma değer vergisi ve ÖTV hem de ithalatın daralmasına bağlı olarak biraz gerilediği için oran dolaysız vergilerin lehine gelişmiş olabilir şu an için, ama ben doğrusu bunu önemsemiyorum. Yani illa dolaylı vergilerin oranının hemen azaltılması diye bir telaşa girmesine Türkiye'nin gerek yok diye düşünüyorum. Yani burada önemli olan ülkenin ekonomisinin büyütülmesinin sağlanması, önemli olan ihracat kapasitesinin yükseltilmesi ve tasarruf açığını kapatacak müteşebbisin desteklenmesinde yatıyor. Yani bunu yaptığımız zaman zaten iş kendiliğinden ekonomi büyüdüğü için vergi gelirlerinin payı artacak ve o dengelenme o zaman çok daha rahatlıkla oluşacaktır. Peki ben burada şunu sorayım. Mesela
Siz dediniz ki hani ekonominin kendi aktivitesi üzerinden vergi almak daha tabii doğru. Müteşebbisin ve şirketler cephesinin desteklenmesi, istihdam açısından da elbette evet bunun katkısı var. Lakin burada mesela geçen sene 2018 rakamları üzerinden konuşalım. Yıl evet, orada bitmiş yıl üzerinden. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin toplam içerisindeki payı %35 dedik. Ben gelir vergisi rakamlarına baktım. İşte 139 milyar TL'lik bir gelir vergisi tahsilatı gerçekleşmiş geçen sene. Evet. Bunun 129 milyar TL'lik kısmı gelir vergisi kesintilerinden olmuş. Tabii. Dolayısıyla ücretli kesim ödemiş. Şimdi burada beyan esaslı olarak vergi tahsilatımızda büyük bir problem çıkıyor ortaya ki burada da ücretlilerin isyanı var. Bu da haklıdır. Bizde çünkü baştan kesiliyor ücretlilerde bu burada vergi. Burada da bir itirazımı söyleyeyim ben Açıl Bey. Şimdi aslında Türkiye'de genel itibariyle ücretlilerin üzerinden vergi alınıyor. Bu yük yüksek denir ama ücretliler büyük ölçüde net üzerinden anlaştıkları için bu vergileri de kurumlar öder. Yani ama bu eskiden de şimdi pek öyle değil. Yani şu anda mesela Türkiye'deki holdinglere falan gittiğinizde çok önemli bir kısmında brüt ücretlendirme var. Hala daha yani eskiye göre biraz daha ben yükseldiğini görüyorum ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. Yani ben de piyasadan takip edebildiğim kadarıyla hala daha net ücret üzerinden yapılan anlaşmaların büyük bir payı var. Kaldı ki ücretli kendisi ödemiyor vergiyi. Vergiyi ne zaman hissedersiniz? Kendiniz beyannameyi doldurup brüt olarak alıp onu bir kısmını beyan edip de vergi olarak öderseniz o zaman siz ödüyorsunuz demektir. Yani brüt bile anlaşılsa esasen bu vergiyi gene şey ödüyor demektir. Şirket ödüyor demektir. Ama bizim demektir hani hissetmiyor olmamız onu ödemediğimiz anlamına gelmiyor. Doğru değil mi? Yani elbette şimdi net üzerinden anlaşan bakımından doğrusunu isterseniz çok ücretli ödüyor gibi bakmamak lazım. Yani o işverenin bir yükü, bir maliyeti oluyor. Ama peki o zaman şunu da etkilemiyor mu? Peki işveren ödüyor. Evet. Yani zaten işverenin üzerinden geliyor ama sonuç itibariyle işverenin üzerindeki yük de çok fazla. Yani şu an itibariyle Türkiye'de bir işçiyi çalıştırmanın net ücreti... İşte zaten ben de onu söylüyorum. Net ücretiyle brüt ücreti arasındaki makas çok açık. 165'i fazlasını yani işçinin veya çalışanın diyeyim eline geçenin asgari ücret hariç... 1000 lira aldığını varsayalım... Evet. Hani rakamlardan %65 azade. Fazlasını yani 165'in 100'ünü çalışanı ödüyorsanız devlete ödediğinizle beraber 165'e, 167'ye, 168'lere mal olmuş oluyor. Dolayısıyla zaten benim de vurgulamak istediğim konu işveren üzerindeki yük daha önemli ölçüde. Zaten bu nedenle işte teşvikler getiriliyor. Örneğin bölgesel teşvikler var bizde, istihdama yönelik teşvikler var. Bunların hepsinin temel amacı ve yıllardır da bu teşvikler biliyorsunuz devam ettirilir. Temel amaç ekonomide istikrarlı bir büyümenin ve düzenli olarak sağlanmasıdır. Bu noktada müteşebbisi desteklemeniz gerekiyor. Yani müteşebbisin neticede harcayacağı para belli. Geri kalanını ne yapacaktır müteşebbis? Mutlaka yatırıma yöneltip işini büyütmeye, işini geliştirmeye, ihracatçıysa ihracatını artırmaya, üreticiyse yeni kapasite yatırımları yapmaya harcayacaktır. O da ekonominin büyümesi olarak bize dönecek doğal olarak ve bunun yansıması da ücretli kesime, dar gelirli kesime gelir dağılımından daha çok pay verilmesi anlamına gelecektir. Bunu zaten şu anda bir anlamda bütçeyle yani 2003'ten sonraki dönemde sosyal transferler olsun, sağlığa yapılan harcamaların oranının artışı olsun çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada tabii sorulardan bir tanesi yani ücretliler açısından burada hani bir vicdan yaralayıcı kısmı var anladığımız kadarıyla ki çok itiraz geliyor bize. Yani beyan esasına göre baktığımızdaki tahsilatın düşüşü de düşüklüğü de burada çok belirleyici anladığımız kadarıyla. İşte mesela şirketler tarafında da çok tartışma var ama daha çok burada beyan esasına göre tahsilat arttırmak için ne yapabiliriz diye bir sormak lazım. Şimdi aslında şirketleşme yoğunlaşıyor Türkiye'de. Yani özellikle şimdi bu son tasarıyla beraber de eğer gelir vergisi üst oranı %40'a çıkarsa, yani tasarı kesinleşirse, evet, o zaman
şirketleşmek, yani ticari faaliyetlerde bulunanlar açısından şirket olarak bu faaliyetleri yürütmek daha doğru oluyor. Aslında biraz da sanki serbest meslek erbabı dışında ticari kazanç erbabının büyük ölçüde sermaye şirketine dönüşümünü son yıllarda gözlüyoruz. Bu nedenle bir miktar öteden beri Türkiye'de beyana dayalının gelir vergisi içinde payı düşüktür. Ama bunun da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir yol mudur? Yani şirketleşme doğrudur tabii. Yani eğer ticari faaliyet yapıyorsanız şirket olarak, kurum olarak faaliyette bulunmanız lazım. Zaten belli ölçeğin üzerine geldiğinizde de artık kayıt dışı ekonomiyle devam etmeniz mümkün değil. Çünkü kayıt dışıyla devam ederseniz kendi hesabınızı da bir noktadan sonra kaybedip orada bu defa şirketinizi batırma noktasına da gelebilirsiniz. Hani az vergi ödeyeyim derken ve bugün gelir dairesinin özellikle kavrama kapasitesi son derece yükseldi. Hal böyle olunca artık yani birçok faaliyeti siz bugün için kayıt dışı yürütüyoruz zannediyorsunuz ama finans sisteminden gelen diğer çapraz kontrol verileriyle gelen bilgilerle gelir idaresi yani maliye bu bilgileri çok rahatlıkla alıp size daha sonra vergi ve ceza olarak karşınıza gelebiliyor. O nedenle eskiden olduğu gibi kayıt dışılık, yani teknolojinin daha zayıf olduğu dönemlerde olduğu gibi kayıt dışılıkla devam ettirmek ve onu sürdürmek çok kolay değil. Peki baştaki soruya geri döneyim. Siz dediniz ki dolaylı vergilerin burada payını azaltmak için çok fazla acele etmemek lazım. Burada bir adaletsizlik yok mu? Yani şöyle, çok geliri yüksek olan kesimle en düşük gelirli kesimin aynı vergiyi ödediği bir düzlemden bahsediyoruz. KDV ve ÖTV dediğimiz zaman. Dolayısıyla bu ülkedeki bir asgari ücretli de cep telefonunda aynı vergiyi, akaryakıt üzerinden aynı vergiyi ödüyor. Evet. Veya herhangi bir üründe aynı KDV oranını ödüyor. Evet. Türkiye'nin en zengini de aynı vergiyi ödüyor. Buradaki adaletsizlik ve bunun payının toplam vergi gelirleri içinde çok yüksek olması, bu da adalete çok uyuyor mu diye sorayım. Yok, ben şimdi şunu söylemiyorum. Yani dolaylı vergiler işte bu anlamda aynı vergiyi ödüyor örneğini verdiğinizde kulağa hoş geliyor. Evet, adaletsizdir denir. Ama benim söylediğimin çok net olarak şunu söylüyorum. Eğer siz gelişme içerisinde büyüme kalkınmayı sağlamak üzere olan bir ülkeyseniz ve tasarruf açığınız varsa sizin öncelikle pastanızı büyütmeniz lazım. Yani belli bir dönem bunu sosyal transferlerle dar gelirli kesimi desteklemeniz ama ekonomiyi belli bir büyüklüğe ulaştıracak sermaye birikimini ve tasarrufu artırıcı önlemlerle gitmeniz lazım. Hatta şu hep tartışılır Açıl Bey, yani ülkelerin büyümelerinde mesela Güney Kore örneği verilir. Orada belli bazı firmalar üzerinden ekonomiyi büyüterek Güney Kore Asya kaplanı haline geliyor. Yani bu tür Türkiye'de de belli sayıda belki firmayı alıp onları özel desteklerle, teşviklerle ekonomide öncü rolü üstlendirmek bana yanlış gelmiyor. Yani sadece işin sloganını söylersek evet, literatürde de böyledir. Dolaylı vergi adaletsiz. Peki tamam, ama ekonomiyi büyütmedikten sonra sefalet içerisinde adalet sağlayacağım demek mi çözüm? Ama peki o zaman şunu da sorayım. Fikir jimnastiği anlamında, tabii söylem ki karşıtlığı anlamında değil. Ne olur yanlış anlamayın, nezaketsizlik olarak da görmeyin. Ama hani bu sefer bu ülkede zaten %70'ler, %67'ler, %70'ler civarındaydı dolaylı vergilerin, evet, oranı. Dolayısıyla kurumlar vergisi tahsilatı hep düşük kalmıştır. Yani kurumlar vergisindeki hem tahsilat hem aslında şirketlere tanınan avantajlar da sektörlere tanınan avantajlarla çok önde kalmıştır. Evet. Çıkmadı pek oradan bize hayır. Yani bugüne kadar çok büyük bir gelişim kaydedemedik o vergi avantajlarını sağladığımız yerlerden. Efektif mi sağlayamadık acaba o vergi avantajlarını? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Biz yeterince o teşvikleri verimli kullanıp ülke kalkınmasında düzenli bir politikayla devam etmeyi başaramadık belki de. Yani hep model kargaşasından biraz bu nokta
noktaya geldik diyebilirim. Yani aslında eğer bir modeli benimseyip, yani nedir tercihimiz? İhracata dayalı büyüme. Belli sektörleri de seçip ben bu sektörlere çok özel teşviklerle bunları büyüteceğim. Yani Güney Kore örneğini hep söylüyorum. Buralarda böyle yapıldı bu işler. O zaman oradan ekonomiyi alıp bir yerden bir yere getirdiğinizde vergi adaletini ya da ekonomideki sosyal adaleti her şeyin önünde sağlamak daha kolay oluyor. Biz şimdi yıllardır devam ettirdiğimiz işte teşvik sistemi sayesinde gene şimdi teknolojik imkanlar, bu eskiden teşvik verilir, adam düğün için o parayı harcardı. Belli de çok selektif olmadığı zaman. Dolayısıyla bankaya da kredi borçlanıp sonra batışlar oluyordu. Eğer teşvikleri doğru noktaya yönlendirebilirsek ve öncülük yapacak, liderlik yapacak firmaları, kurumları seçip onları destekleriz isek, o zaman günün sonuna geldiğimizde hem kurumlar vergisi hasılatı artacaktır. Çünkü daha büyük bir ekonomik büyüklüğe ulaşan firmalar daha büyük kurumlar vergisi ödeyecek doğal olarak. Siz de kademe kademe ekonomik büyümeye bağlı olarak teşvikle verdiklerinizin bir kısmını durdurduğunuzda, o zaman vergi geliri içerisinde otomatik olarak kurumlar vergisinin ya da dolaysız vergilerin payı hem artmış olacak, hem de daha büyük bir pastanın bölüşümünü ülke geneline yaygınlaştırmış olacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Arıoğlu. Keyifli sohbetiniz ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Böylelikle Finans Merkezi'nin bu bölümünü kapattık. Kısa bir ara, yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde NATO tartışmasına değineceğiz. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları olduğu 70. kuruluş yıl dönümü oluyor NATO'nun önümüzdeki ay itibariyle. Dolayısıyla aslında buna dair de hazırlıklar var. Kutlamalar yapılacak. Fakat Macron diyor ki Amerika Birleşik Devletleri diğer müttefiklerine sırtını öyle bir döndü ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Bugün hem buna verilen Amerika'nın yanıtları hem benzer şekilde Merkel'in itirazları söz konusu oldu. Önce bir dönelim, Macron'un açıklamalarını izleyelim. Sonrasında bu konuyu değerlendirecek bir telefon bağlantımız olacak. Yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümü. Bu sözlerin sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Fransız lider İngiliz'de Economist dergisine bir röportaj verdi. Amerika'nın NATO'daki yeri ve ittifakın içinde olduğu sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Amerika'nın liderliği olmadan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron, Avrupa'nın artık uyanma zamanı geldi. Stratejik büyük bir güç olarak hareket etmeliyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa projesi fikrini desteklemediğini kaydeden Fransa Cumhurbaşkanı, Amerika'nın kendilerine sırtını döneceğinin sinyalini verdiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Macron'la aynı görüşte değil. Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümü için gittiği Almanya'da konuşan Stoltenberg, Amerika olmadan Avrupa'nın kendini savunamayacağını söyledi. Avrupa Birliği Avrupa'yı savunamaz dedi. Tablo böyle. Şimdi Profesör Doktor Kıvanç Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Telefon attığımızda hocam, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti itirazı ve bu çıkışa yine karşı taraftan gelen yanıtlar var. Amerika'dan Dışişleri Bakanı Pompeo diyor ki NATO çok tarihsel ve çok çok büyük öneme sahip bir kurum. Bizim böyle bir şey yapmamız söz konusu değil. Merkel benzer şeyleri dile getiriyor ama Macron'un çıkışı oldukça sivri. Nasıl okumak gerekir? Şimdi iki boyutu var bunun. Bir gerçek olan boyutu var. Gerçekten NATO müttefiklerine
güvenlik algıları birbirinden radikal bir şekilde farklılaşıyor son yıllarda. Avrupa'nın güvenlik tehdidi ve etrafındaki tehlikelerle Amerika'nın hissettiği tehdit demek ki birbirinden farklı ve buna uygun olarak bir ciddi bir iç farklılaşma da söz konusu ve tartışma da söz konusu NATO içerisinde. Ama bunu Macron'un eklediği gibi kendi sözlerine bir Avrupa güvenlik sistemi bu güvenlik açığını kapatabilir mi? O ayrı bir tartışma. Bu da işin ikinci boyutu. Yani eğer Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyorsa gerçekten başka bir güvenlik sistemini yerine öneriyor olabilmesi lazım. Şu ana kadar böyle bir öneri de gelmedi. Gerçi Macron ve Merkel 2 yıl önce bir denemesini yaptılar buna benzer bir önerinin nasıl olabileceğine ilişkin. Anlaşılan onlar da pek bir şekilde ortak bir yön bulamadılar. Dolayısıyla çok ciddi bir farklılaşan güvenlik algısı var NATO'nun üyeleri arasında. Son olarak çok kısaca yorumunuzu rica edeyim. Bir Avrupa ordusu kurulması tartışması vardı. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz temel altyapı çerçevesinde. Bu noktadan sonra biraz daha Fransız tezi olarak duyulmaya başlanabilir mi? Ne dersiniz? Olabilir ama bunu Fransa nasıl sadece ordu meselesine değil Avrupa'nın güvenliği meselesini nasıl görüyor onu da anlayabilmek lazım. Çünkü Fransa'nın öncelikli yani dış politika bölgesi büyük ölçüde Afrika ve Akdeniz oldu. Bununla birlikte Almanya Rusya ile çok daha iyi ilişkiler içerisinde ve bunun benzerinin Fransa için olduğu söylenemez. Dolayısıyla nasıl bir yeni Avrupa güvenliği olacak o açık bir tartışma konusu. Ve bunu Amerika'ya karşı mı yapacaklar? Yani çünkü Amerika Avrupa'nın bu yeni hamlesinden bir tehdit hissediyor olabilir başlı başına. Onu da düşünmek lazım. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Böylelikle Finans Merkezi'nin bugün için sonuna gelirken bir farkındalık kampanyasıyla sizlere veda etmek istiyoruz. LÖSEV'in, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın her sene düzenlemiş olduğu 2-8 Kasım arasındaki kampanyası için bugün son gün. LÖSEV aslında yıllardır burada lösemili çocuklar için onların geleceklerinin aydınlık olabilmesi için çaba gösteren kurumlardan bir tanesi ve onların bu noktada yapmış oldukları çabaların desteklenmesi, farkındalığın artırılabilmesi için de herkesin sonuna kadar bu süreci, bu ortamı desteklemesi gerekiyor. Farkındalık ne kadar artarsa 0-5 yaş arası çocuklarda en çok görülen rahatsızlık boyutunun bu yaşlarda olduğunu biliyoruz. Bu hastalıkla mücadelenin, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biz de LÖSEV'e, Bloomberg ET olarak bu mücadelesinde sonuna kadar destek olmaya kararlıyız diyoruz. Herkese iyi hafta sonları.